Bu hafta dans gösterisinden tiyatroya, sirk gösterisinden festivale kadar sanata ve eğlenceye dair ne ararsanız bulabileceğiniz bir programla karşınızdayım. Kemerlerinizi bağlayın çünkü ben etkinliklerden bahsetmek için sabırsızlanıyorum ve programa hızlı bir geçiş yapıyorum. Ben Simay Baygın, bu hafta neredeyim? Haftaya müthiş bir tiyatro oyunuyla başlıyoruz. Yani müthiş olduğuna nasıl bu kadar eminsin diye soracak olursanız, çünkü oyunu ben de bayılarak izledim ve tekrar tekrar izleyebileceğim bir oyun. O yüzden kesinlikle gitmenizi öneririm. Ayrıca sanırım ben de tekrar izlemeye gideceğim. Engin Alkan, Sevinç Erbulak, Osman Kot ve Murat Vavli'nin rol aldığı, Engin Alkan'ın aynı zamanda yönetmenliğini üstlendiği müzikli komedi oyunu Tarla Kuşuydu Juliet, 16 Mayıs Salı akşamı saat 8.30'da Karşıyaka Belediyesi Suat Taşer Sanat Merkezi'nde izleyicisiyle buluşacak. Tarihin efsanevi aşıkları Romeo ve Juliet'i alışılmışın dışında bir ilişkinin içinde izlemek istiyorsanız bu oyunu kaçırmamanızı öneririm. Haftaya bomba gibi bir tiyatro oyunuyla başlamışken bomba gibi bir diğer tiyatro oyunuyla devam etmek isterim. Okan Bayülgen'in uyarladığı, yazdığı ve yönettiği Richard adlı oyun 20 Mayıs Cumartesi akşamı saat 8.30'da Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde izleyicisinin karşısına çıkıyor. Okan Bayülgen bu yeni yüzyılın ilk çeyreğinden bakıyor Shakespeare'in Richard'ına. Modern filozofların yorumlarıyla Richard'ın gerçekliğini Shakespeare'in Richard'ı hikayeleştirmesini tartışmaya açıyor. Yabancılaşmayı, yalnız kalmayı ve vahşileşmeyi tartışıyor. Söyle, suçlu! Richard! Suçlu! Richard! Suçlu! Richard! Üçüncü Richard'ın müthiş bir uyarlamasını izleyeceğiz gibime geliyor. O yüzden ben kesinlikle izlemenizi öneririm. Bu güzel iki tiyatro oyununun ardından bir de dans gösterisine yer verelim diye düşündüm. Geçtiğimiz sene ilk defa sahnelenen Sentez adlı dans gösterisi gelen yoğun istek üzerine bu sene tekrar sahneye çıkıyor. 17-18 Mayıs tarihleri arasında 2 gün olarak sahnelenecek olan bu gösteri yenilenmiş içeriğiyle seyircisiyle buluşacak. Birbirinden güzel eserler Burcu Sürmeli Boravalı'nın koreografisiyle Kaya Reha Demircan'ın orkestra düzenlemeleriyle ve İzmir Devlet Opera Balesi'nin dansçılarıyla sahnedeki yerini alacak. Eğer bu gösteriyi izlemek isterseniz 17-18 Mayıs tarihlerinde akşam saat 8.30'da Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yerlerinizi alabilirsiniz. Şimdi ise çocukları sevindirecek bir etkinlikten bahsedeceğim. Sihirbaz gösterisi, balon şov, jonglör gösterisi, mini disco gibi birbirinden güzel etkinlikleri içinde barındıran mini sirk gösterisi 20 Mayıs Cumartesi günü saat 4'te Nazım Hikmet Kültür Merkezi Konak Halk sahnesinde olacak. Aklınızda bulunsun. Ve geldik son ama dop dolu bir etkinliğe. 2022 yılında binlerce kişiyi ağırlayarak festivallere merhaba dediğimiz Festivalland'in üçüncüsü için geri sayım başladı. 20-21 Mayıs tarihlerinde İzmir Arena'da gerçekleşecek olan festivalde birbirinden güzel konserler sizleri bekliyor olacak. 20 Mayıs Cumartesi günü Büyük Ev Abluka'da Lil Zey, Can Koç, Kendimden Hallice ve Nova Norda sahne alırken, 21 Mayıs Pazar günü ise Yüz Yüzeyken Konuşuruz, Perdenin Ardındakiler, Evden Uzak, Tuğkan ve Soft Analog sahne alacak. Haftalıkta benden bu kadar. Biliyorsunuz ki bu etkinliklerden birinde her an karşılaşabiliriz. Hoşça kalın.